Burun çok şeyden dolayı kanayabilir. Yani burun içerisinde problem olabilir. Sistemik bir rahatsızlık olabilir. Tansiyon gibi, kanama yatkınlığı gibi. Burunda sizin söylediğiniz gibi alerji, deviasyonlar, burun içerisindeki tümörler, yaralar gibi pek çok şey olabilir. Onların hepsinden olabilir. Bir kere çok yoğun bir damar ağı vardır burun içerisinde. Burunun görevi dışarıdan gelen havayı temizlemek, ısıtmak, soğutmak gibi çok önemli bir görevi var. Bunu da yoğun damar ağı sayesinde yapıyor. O yüzden de yapısı birazcık farklı tabii. Burun içerisinin septum dediğimiz orta bölmesi burası bakın. Bu iki taraf arasındaki duvar değil mi? Evet, iki taraf arasında burnu ortadan bölen bölme. Çok değişik yerlerden gelen damarların içeride bir ağ oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle de burnun uç kısmında bunların hepsi birleşerek bir damar ağı oluşturuyorlar. Bir özellik daha var. Bu damarlar yüzeye çok yakın. Yani hemen ince bir epitel tabakasının altı damarlardan oluşuyor. O yüzden de parmağını dokundurduğu zaman bir çocuk veya burnumuzu kuvvetlice temizlerken, sümkürürken bile orayı zedeleyip kanatmak mümkün. Burun içerisinde de eğrilikler varsa oluşacak gerginlikten dolayı kanama şansı artıyor. Biz baktığımız zaman burun içerisindeki bu damar ağını zaten böyle kanlı kırmızı bir bölge olarak görüyoruz.